Kıymetli vatandaşlarım, mübarek Ramazan bayramına bizleri bu yılda kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Türk İslam aleminin tüm inananların Ramazan bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Daha nicelerine inşallah ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte kavuşalım. Hepinizin bildiği üzere salgın nedeniyle maalesef bu yıl Ramazan ayını buruk geçirdik. İftar sofralarında bir araya gelemedik. Ne konuğunuz olabildik, ne sizleri misafir edebildik. Çoğunlukla evlerimizde kaldık. Hal böyle olsa da Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte yaşatmaya çalıştık. Bu çerçevede İsviçre Türk Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için ülkemizde gıda ve hijyen kolileriyle iftarlıklar dağıttı. Para yardımları yaptı. Bakkallardan borç sildirdi. Bazı STK'larımız ve cami derneklerimizde ekonomik durumu iyi olmayan kişiler için İsviçre'de ve ülkemizde yardımlar yaptı. Bunlar şüphesiz bizlere yakışandır ve hepsi ayrı ayrı anlamlıdır. Bu yardımlardan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tabiatıyla hepimizin temennisi salgın durumunun tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte inananların ibadetlerine dönebilmeleri. İnşallah İsviçre'de camilerde ibadet 28 Mayıs'tan itibaren yine mümkün olabilecek. Umuyorum ki haç farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek de mümkün olabilecek. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da Suud makamlarıyla temaslı olduğunu ve buna göre makamlarımızca önümüzdeki dönemde bir bilgilendirmede bulunacağını biliyorum. Kıymetli vatandaşlarım, Büyükelçilik olarak başkonsolosluklarımızla, din hizmetleri müşavirliğimizle, din görevlilerimizle ve tüm personelimizle her daim yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Sözlerime son verirken tüm mesai arkadaşlarım adına hepinizin mübarek Ramazan bayramını tekrar tebrik eder, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim. Allah'a emanet olun.